Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, Medrese-i Nur'da 16. sözden inşallah okumaya devam ediyoruz. Risale-i Nur'dan sözler eserinden 2. Şua diye bir bölümü var 16. sözün. Şua Parıltı demek yani e, işte hakikatlerden bir parıltı, e, bir ders, bir hikmet. Ey nefsi bihuş. Bihuş e, akılsız demek. Huş akıl, behuş akılsız. Ey akılsız nefsim, idraksiz nefsim, anlamayan, söz dinlemeyen, e, teslim olmayan, kabul etmeyen nefsim diyorsun ki... Demek ki aslında üstadın diğer risalelerde de bu seslenme biçimini görüyorduk. Burada da üstad yine öyle sesleniyor. İşte ey nefsi pür heves demişti. Ee, yine ey nefsi nadan demişti. Ee, burada da ey nefsi bihuş, ey akılsız nefsim diyorsun ki Inna emruhu iza erade şey'en en, en yekule lehu kun feyekun'' Hani o bir şeyin olmasını irade ettiği zaman, dilediği zaman ancak ol der, o da hemen olu verir. Ee, hem in kanet illa sayhaten vahideten fe izahum cemiun muhdarun ki o kıyamet bir sadece bir sesten ibarettir. Bir de bakmışsın ki onların hepsi huzurumuzda toplanmışlardır bir araya getirilmişlerdir yani bir anda o kıyamet bir anda kopar ve bir anda huzurumuza gelirler bu gibi ayetler vücudu eşya yani eşyanın var olması bir şeyin yaratılması sırf bir emir ile ve defi olduğunu yani aniden olduğunu sanki bir emirin yeterli olduğunu birden yaratıldığını e, ve yine o e, ahsene külle şeyin halakahu. O her şeyi en güzel şekilde yarattı. Hem sun Allahi lezi etkane şeyin. Yani onun yaratması ki her şeyi yaratması çok sağlamcadır. Çok muhkemcedir gibi ayetler. Yani bir yanda bir şeyi yaratmak istediği, yapmak istediği zaman ol der, olu verir, hemen olu verir gibi ayetler. Bir de her şeyi en güzel, en sağlam biçimde yaratır gibi ayetler. Vücudu eşya yani varlıkların işte var edilmesi, yaratılması ilim içinde azim bir kudretle, hikmet içinde dakik bir sanatla tedrici olduğunu gösteriyorlar. İlk ayetler aniden yaratıldığını, bu ayetler ise işte ilimle, hikmetle, kudretle, e, tedrici olarak, yani peyderpey yaratıldığını gösteriyorlar. Vecihi tevhiki nedir? Yani bu ikisini e, nasıl e, birlikte anlayacağız? Diyor. Devam edelim. El cevap, Kur'an'ın feyziye istinaden deriz ki, Kur'an'dan aldığımız feyze dayanarak, evvela münafat yoktur. Yani bir çelişme, bir zıtlık yoktur. Bir kısmı öyledir. İptidadaki icat gibi bir kısmı böyledir mislini iade gibi. Ee, evet, ilk başlangıçta yaratılması, e, ilk başlangıçta yaratılması işte olur, olu verir. Yine mislini iade eder ki buna örnekler verecek. Ne demek istiyor? Saniyen, mevcudatta meşhud olan varlıklarda şahit olduğumuz gözüken suhulet ve sürat yani e, kolaylık ve süratli bir şekilde yaratılması ve kesret ve üsat içinde nihayet intizam, gayet itkan, yani e, müthiş düzen, e, o çoklukta, o bollukta yani o kadar çok varlık yaratıp e, ki onları da muazzam bir düzenle yaratması, gayet itkan ve hüsnü sanat ve kemal-i hilkat. Yani tam bir mükemmellikle, sağlamlıkla, en güzel efendim estetikle, güzellikle ve işte mükemmellikle yaratması. Şu iki kısım ayetlerin vücudu hakikatlerine, yani hakikatlerinin işte varlığına olduğuna katiyen şehadet eder. Nasıl şehadet eder? Öyleyse şunların hariçte tahakkukları medarı bahis olması lüzumsuzdur belki yalnız sırrı hikmeti nedir denilebilir. Öyleyse biz dahi bir kıyası temsili ile şu hikmete işaret ederiz. Mesela nasıl ki terzi gibi bir sanatçı birçok külfetler, maharetlerle musanna bir şeyi icat eder. Sanatlı bir elbiseyi e, diker ilk önce e, işte o elbise için e, kalıp yapar onları bir şeye göre keser e, ve ona bir model yapar. Sonra onun emsalini külfetsiz çabuk yapabilir. Önce bir model yapar, önce biraz çalışır, ustalığını o elbise üzerinde gösterir. Sonra elbiseye uygun bir model yapar e, ve e, onun benzerlerini külfetsiz çabucak diker. Hatta bazen öyle bir derece suhulet peyda eder ki yani o kadar kolaylıkla diker ki güya emreder yapılır ve öyle kuvvetli bir intizam kesbeder. Yani hani ilk başta bir model yapıyor, daha sonra yaptıkları o model üzerinde hızlıca yapılıyor. Hatta öyle hızlı yapılır ki diyor sanki emreder de yapılır gibi anlaşılır. Öyle hızlı yapar. E, ve öyle kuvvetli bir intizam kesbeder. Yani zamanla diyor o kadar bir düzen e, düzenle yapar ki saat gibi güya bir emrin dokunmasıyla işlenir ve işler. Öyle de sani hakim ve nakkaş-ı alim yani her şeyi hikmetle yapan sanatkar olan ve e, her şeyi ilmiyle nakşeden Rabbimiz şu alem sarayını müştemilatıyla beraber içindeki içindekileriyle birlikte bedi bir surette yaptıktan sonra yani eşsiz, benzersiz, modelsiz, örneksiz bir şekilde yaptıktan sonra cüz'i ve külli, cüz ve kül her şeye bir model hükmünde yani ister parça olsun, ister bütün olsun, ister bir fert olsun, ister tamamı olsun bir model hükmünde bir nizamı kaderi ile yani bir düzen, bir takdir, bir plan içerisinde ve bir miktarı muayyen vermiştir. Belirli bir miktar vermiştir. ve işte bak o nakkaşı ezeli, her şeyi ezelden beri nakşeden Rabbimiz her bir asrı bir model yaparak mucizatu kudreti ile, kudretinin mucizeleri ile murassa taze bir alemi ona giydiriyor. Murassa böyle süslü, nişanlı, muhteşem bir alemi o yapmış olduğu modele giydiriyor ve işte bahar olarak, yaz olarak işte her bir seneyi bir mikyas ederek, bir ölçü yaparak havarik rahmetiyle, rahmetinin harikalarıyla musanna yani sanatlı, taze bir kainatı o kamete göre dikiyor. O yapmış olduğu modele göre dikiyor. Her bir günü bir satır yaparak dekaiki hikmetiyle yani hikmetinin incelikleriyle müzeyyen müceddet yani süslenmiş, yenilenmiş mevcudatı onda yazıyor. Evvela işte bir bir asrı, bir asrı model olarak yapıyor. Sonra her günü, her saati o yapmış olduğu asırda değişik eserleriyle süsleyerek gösteriyor. Hem o kadir mutlak yani gücü her zaman her şeye yeten Rabbimiz her bir asrı, her bir seneyi, her bir günü bir model yaptığı gibi ruh zemini yani şu yeryüzünü, her bir dağ ve sahrayı, bağ ve bostanı, her bir ağacı birer model yapmıştır. Vakit be vakit, taze taze yani her vakitte taze taze birer kainatı zeminde kuruyor. Birer yeni dünyayı icat ediyor, birer alemi alıp da diğer muntazam bir alemi getiriyor. Mevsim ve mevsim yani mevsimler değiştikçe her bağ ve bostanda taze taze mucizatü kudretini ve hedayayı rahmetini gösterir. Kudretinin eserlerini işte her bir bağda o meyvelerinin, sebzelerinin değil mi? O farklı farklı tatların, renklerin, desenlerin bunların hepsini rahmetinin hediyeleri olarak, kudretinin mucizeleri olarak gösterir. Yeni birer kitabı Hikmet Numa yazıyor. Yani her mevsimde e, hikmet içeren e, bir kitap gibi, çok hikmetli kitap gibi işte o eserlerini gösteriyor. Taze taze birer matbahayı rahmetini kuruyor. Rahmetinin mutfağını kuruyor. Her bir e, baharda diyor taze biçimde. Müceddet bir hülle-i sanat nüma giydiriyor. Yenilenmiş, yenilenmiş. Ee, işte sanatlı bir elbise giydiriyor her bir bahçeye, her bir bostana. Her baharda her bir ağaca sündüs misal taze bir çarşaf giydiriyor. Yani süslü bir elbise, güzel bir elbise giydiriyor her bir ağaca. Lülü misal yeni bir murassa atla süslendiriyor. Lülü gibi meyvelerle, çiçeklerle, yapraklarla, dallarla, tomurcuklarla süslendiriyor. Yıldız misal rahmet hediyeleriyle ellerini dolduruyor. Evet o meyvelerle. İşte şu işleri nihayet hüsnü sanat ve kemal intizam ile yapan en güzel bir sanat ile en güzel bir düzen ile yapan ve şu birbiri arkasında gelen ve zaman ipine takılan seyyar alemleri yani peş peşe her bir işte ayda mevsimde değişerek gelen o zaman ipine takılan ve, ve seyyar olan yani sürekli devreden o alemleri nihayet hikmet ve inayet ve kemal kudret ve sanat ile değiştiren zat en muazzam hikmetiyle, sanat ile, kudret ile değiştiren zat elbette gayet kadir ve hakimdir. Yani her şeye gücü yeter, her işi hikmetledir. Nihayet derecede basir ve ali, alimdir. Yani nihayet derecede her şeyi göre görür ve her şeyi bilir. Tesadüf onun işine karışamaz. İşte o Zat-ı ki böyle ferman ediyor. اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ kun feyekun yani bir şeye ol der o da ancak hemen olu verir ve ma emru illa kelam basar evhu ve akrab yani o kıyametin kopması bir göz açıp kapayıncaya kadardır ya da ondan daha yakındır deyip hem kemali kudretini ilan yani kudretinin mükemmelliğini böylece ilan ediyor o kadar kısa sürede olacak diyor hem kudretine nispeten Kudretine göre, gücüne göre haşir ve kıyamet e, gayet sehil ve külfetsiz olduğunu beyan ediyor. Yani o diriliş, o kıyametin kopması e, benim kudretime çok kolaydır, birden yaparım diye beyan ediyor. Emri tekvinisi yani yaratma emri, o kün emri, ol emri, yaratıcılığı, kudret ve iradeyi tazammun ettiğini, yani kendisinin kudretiyle iradesiyle olduğunu e, ve bütün eşya, her varlık evamirine yani onun emirlerine gayet musahhar ve münkad olduklarını. Benzer manada yani boyun eğdiklerini, hepsinin onun emrine tabi olduklarını, teslim olduklarını ve mübaşeretsiz yani yanında olmadan Yanında bizzat ya mesela biz şu an kitabın yanındayız, kitapla mübaşeretimiz var. E, fakat Allahü Teala bir şeye ol dediği zaman, yarattığı zaman yanında olmasına gerek yok. Yine mualecesiz yani zahmetsiz, sıkıntısız halk ettiği için, yarattığı için e, icadındaki suhuleti mutlakayı, yani yaratmasındaki o mutlak kolaylığı ifade için sırf bir emirle işler yaptığını. Kur'an-ı Mucizül Beyan yani beyanı mucizeli olan, ifadesi mucizeli olan Kur'an ile ferman ediyor. Yani benim gücüm o kadar işte yeterli ki her şey yetiyor ki benim işte bir işi yapacağım zaman beklememe gerek kalmıyor. Yok öyle bir şey beklememe gerek yok. Aniden o güce teslim olur her şey der gibi. Hasılı kelam bir kısım ayetler eşyada, varlıklarda hususen bidayeti icadında yani ilk baştaki yaratılmasında gayet derecede hüsnü sanatı ve nihayet derecede kemali hikmeti ilan ediyor. İlk başta yaratılması da mükemmel bir sanat iledir, mükemmel bir düzen hikmet iledir diye beyan ediyor. Diğer kısmı eşyada yani varlıklarda hususen tekrar icadında ve iadesinde Gayet derecede suhulet ve suratini, kolaylığını, suratini ve nihayet derecede yani sonsuz derecede inkiyat ve külfetsizliğini beyan eder. Yani ilk yaratılışta da kolay yaratır, tekrar iade ederken de çok kolay, çok hızlı iade eder. Yani ağaçları ilk başta da mükemmel yaratır, her mevsimde o ağaçların işte yaprağını, çiçeğini vesaire tekrar yaratırken de yine aynı kolaylıkla yaratır diyor. Ee, devam edeceğiz okumaya inşallah. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.